Evet, herkese merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Şimdi eve doğru gidiyorum, arkadaşımı bekliyorum. Arabayla beraber geçeceğiz. Artık otobüs kullanmıyorum. Arabayla gidiyoruz. Hem daha iyi oluyor, hem kalabalığa girmemiş oluyorum. Öyle eve gideceğim, yemeğim yok. Bilmiyorum neler yapacağım. Beraber göreceğiz neler yapacağımı. Öyle bir vlog başlatmak istedim size buradan. Bu arada bayağı rüzgarlı bugün de hava. Bakalım işte gün bize neler gösterecek, göreceğiz. Evet arkadaşlarım, şimdi ben eve geldim. Eve gelirken de şöyle hemen markete uğradım. Şöyle üzüm aldım. Güzel olur. Şimdi tam mevsimi, çekirdeksiz üzüm aldım. Bir de şöyle barbunya aldım arkadaşlarım. Bunu ayıklayacağım. 1-200 kilo gelmiş işte. 8 liradan aldım. Uygun geldi bana. Bilmiyorum nasıl fiyatları, pazara da bayağıdır çıkmadım. Barbunya yemeğini çok seviyoruz biz. O yüzden sık sık alıp böyle kışında iyi oluyor. Hemen atıyorum difrizime, güzel oluyor. Demiştim size yemeğim yok ama şu poşetleri kaldırayım. Yemeğim yok demiştim ama ben yemek vakumladığımı hatırladım. O yüzden şimdi onları çıkartacağım. Evet arkadaşlarım, şimdi ben şöyle tavuk suyuna çorba yapmıştım, tavuk etli. Şöyle vakumlamıştım, biliyorsunuz benim yemek vakumlama huyum var. Hemen bunu ısıtacağım. Yarısını artık yeriz, yarısını da yarın yeriz. Bir de şöyle barbunyayı alırken aklıma barbunyayı da vakumladığımı hatırladım. Dedim hiç şimdi yemekle uğraşmayayım, bunları hemen açarım, ısıtırım, afiyetle tüketiriz dedim. Eğer ki sizler de böyle pratik dolabınızda hani hemen gelip yemek yapmakla uğraşmak istemiyorsanız, özellikle çalışan bayanlarımız için söylüyorum bunu, hafta sonları böyle yemeklerinizi vakumlarsanız, mesela ben bunu 3-4 ay önce vakumlamıştım, şu anda önüme geldi, yani o kadar pratiklik. Bu tavuk suyunu yeni vakumlamıştım, 2 hafta falan oldu herhalde. Olsun, bunu da özledik içmeyi. Şimdi bunları güzelce ısıtalım. Evet arkadaşlarım, ben kavanozlarımı açtım. Şöyle tavuk suyuna çorbam, hiçbir şey olmamış, taptaze. Bu da barbunyamın yarısı, bu da taptaze duruyor. Şimdi biz bunları afiyetle tüketeceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim olmayanları da nasip etsin. Gerçekten bu yemek vakumlama çok pratik. İsterseniz tekrardan sizlere gösterebilirim. Kanalımda da var tarifi. Aşağıdaki videolarda kaldı. Eğer ki üste koyabilirsem koyarım yine linkini. Yemek vakumlama saklama yöntemiyle yemeğinizi normal pişiriyorsunuz. Kavanoza ters çeviriyorsunuz sıcağıyla. O kapak tuttuğu anda yemeklerinizi, isterseniz 6 ay geçsin, isterseniz 1 yıl geçsin, konserve usulü yemeklerinizi ısıtıyorsunuz. Hemen böyle açıp ısıtıyorsunuz. Aynı bugün şu anda yapmış gibi oluyor tadı. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi biz bunları afiyetle tüketelim. Onlar ısımadan önce şöyle kabımı çıkarttım. Güzelce barbunyalarımıza bakalım. Nasıl gelecek acaba? Ne kadar gelecek bilmiyorum. Şöyle ayıklayayım istedim. Daha da işim gelmedi. O yüzden de pek ısıtmak istemedim yemeklerimi. Bakın. Güzelmiş tanesi. Şöyle hızlı hızlı ben hemen yapayım.
Evet arkadaşlar, ben barbunyalarımı ayıkladım. Bu kadar çöpü çıktı. Bu kadar da kendisi tanesi çıktı. Şöyle göstereyim. Yine iki yapımlık oldu benim için. Yani şöyle bir yapım. İkiye bölerim ben bunu. Rahat bölerim. Çünkü aynı poşete koyarsam hani buzu çözülüyor, hemen şey oluyor. O yüzden ben bunu iki poşet yapayım. Evet arkadaşlarım, sizlere şöyle konservemi de göstermek istiyorum. Domates konservelerim. Şimdilik bu köşeye koydum ama bunları dolaba kaldıracağım. Şöyle oldu benim konservelerim. 3, 6, 9, 10, 11 adet konservem oldu. Yine bir posta daha yapacağım Allah'ın izniyle. Çünkü ben kışın, bunlar benim elim ayağım. Şimdilik buraya kapattım üstünü. Burada duruyor. Kaldıracağım bunları burada. Evet arkadaşlarım, konservelerimi gördünüz. Konservelerim hazır. Onlar dediğim gibi şu anda olduğu yerde gösterdim. Onları dolap ayarlayıp dolabıma yerleştireceğim. Şimdi mutfağımız kışa hazır mı dedik. Şöyle fasulye yapmıştım ben buzluk için. Böyle domates sosuyla beraber ince kıyım fasulye. Bu da yine fasulye. Bunu da kayınvalidem sağ olsun yazlık derken yaptı, bol domatesli fasulye. Ama daha sonrasında buzluğunda benim çok yerim olmadığı için bu fasulyeleri buzluk için değil de şöyle konserve şeklinde yapmaya karar verdim. Şöyle ışığı açayım biraz. Böyle daha rahat oldu. Şimdi bunları konserve şeklinde yaptım. Yine vakumlu pişirdim domates sosuyla beraber. Ben fasulyeyi ince kıyım yapıyorum. Şöyle fasulye yaptım. Yine alacağım fasulye yine yapacağım. Yani 2-3 kavanoz daha yapmam lazım. Çünkü biz kışın taze fasulyeyi çok tüketiyoruz. Bu da böyle IKEA'nın poşetine koydum. İnce kıyım fasulye. Yine buzlu. Daha sonrasında şöyle sarımsak. Sarımsak verdi kayınvalidem bana bayağı bir. Ben de onları üşenmedim. Oturdum, tek tek ayıkladım. Böyle buzla kilitli poşete koydum ki buzlu kokusu olmasın. Sarımsağın da kendine özel has kokusu kaybolmasın diye. Şimdi bunlar da, sarımsaklarımı da böyle buzluğa atıyorum. Kolay oluyor, pratik oluyor. Hemen yemeğimi yapmadan önce çıkartıyorum. Hemen zaten eriyor buzu. Doğruyorum, yemeğimin içine atıyorum. Yani benim mutfağım kışa hazır arkadaşlarım. Birkaç daha, 10 tane daha kavanoz yapacağım. Konserve domates. Çünkü domates çorbası olsun, yemeklerde olsun. Ben domates sosunu çok kullanıyorum. Birkaç tane de fasulye yapacağım. Yine barbunya bulursam barbunya yapacağım. Bir de bamya almak istiyorum arkadaşlarım. Bu hafta yine pazara çıkarsam bir de bamya yapacağım. Yani benim mutfağım kışa hazır olmuş olacak Allah'ın izniyle diyorum. Başka ne yaptım? Zaten bakliyatım vesaire difrizde oluyor genelde. Yani bir de patlıcan kızartıp böyle koymak istiyorum. Ben patlıcanı sevmiyorum ama eşim çok sevdiği için böyle patlıcanlı kıymalı hemen bir yemek yaparım diye. Patlıcanlarımı kızartmak istiyorum. Kızartıp vakumlayıp difrize atabilirim. Yani böyle biberim hazır, kırmızı biberim hazır. Onlar da yine buzlukta. Yine alıp yapabilirim ama. Benim şimdilik kışa hazırlığım bunlar arkadaşlarım. Devamı geldikçe sizlerle çekeceğim. Allah izin verirse aşure yapacağım. Aşureyi de çekim yapacağım sizlere. Şimdi biz o halde, işim geldi. Yemeklerimizi ısıtayım. Hemen yemeklerimizi yiyelim. Daha sonrasında sizlere bir tane birkaç temizlik malzemesi ürünüm var. Onları göstereceğim arkadaşlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlarım, bir tane temizlik malzemelerim benim bunlar. Şimdi şöyle yorumlamak istiyorum sizlere. Şöyle Domestos'un tuvalet bloklarından kullanıyorum. Bunlardan gerçekten çok memnunum ama özellikle pembe olanından. Bu Manolya ferahlığı. Banyoya girdiğinizde güzel bir koku bırakıyor. Gerçekten de çamaşır sulu olduğu için daha böyle içimiz rahat oluyor yani. Tabii ki her gün çamaşır suyu dökülüyor klozete. Ama bunları da kullanınca daha böyle içim rahat ediyor. İndirimde buldukça almaya çalışıyorum. Stokluyorum bunu. Yani ben memnunum bu da Domestos'un. Hem çamaşır suyundan hem de tuvalet bloğundan.
Daha sonrasında biten ürünüm bitti, yani iyice dibine kadar kullandım. Bu Slim Bank'in süper güçlü sabun artı ve kireç çözücüsü. Bunu ben ikili almıştım arkadaşlarım. Hem mutfak olanı hem de banyo için olanı ikili satılıyordu. Bundan da gayet memnunum. Gerçekten bataryalarım olsun, işte kireçli duşakabinim olsun, güzel temizledi. Bir de kokusu gerçekten sert, kimyasal kalıntısı bırakmaz diyor ya, gerçekten kokusu böyle tıkamıyor beni. Böyle her şeyini temizliyor yani. Çok beğeniyorum bunu da. Bitti. Elimde yedeğim var. Marka kullanıyorum şu anda. O da bittiğinde tekrardan bunu da indirimli görürsem alırım. Daha sonra şöyle farmasiden gideyim. Farmasinin çok amaçlı temizleyicisi. Bunu da koltuklarımı silerken, halımı silerken, bazen yerleri silerken çok amaçlı olduğu için bunu da her yerde kullanıyorum. Bu da bitti. Tekrardan sipariş vereceğim farmasiden. Beyaz sabun kokulu olan benimki. Kokusu efsane. Zaten beyaz sabunla her şeyi çok seviyorum ben. Bunu da tekrardan alacağım, yani sipariş vereceğim. Demestos'tan gidersek bunu da bitirdim. Yani bu aralar biliyorsunuz çok çamaşır suyu kullanılıyor. Eminim her evde öyle. Bundan da gerçekten Demestos'tan da memnunum. Bir de bunun muadili Bim'in çamaşır suyu var. Bim'in gül dalını da kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Bunu indirimden bulduğum için indirimler halinde alıyorum. Normalde 8 lira oldu artık. Ama bizim burada, bizim toptan market var. Orada 5.45 falan indirimde oldukça alıyorum. Bingo'dan gidecek olursak, yani bu efsane Tozal serisi. Bunun biliyorsunuz yüzey temizleyicisi de var arkadaşlarım. Bu toz alma serisi, kokusu aynı zaten yüzey temizleyicisiyle. Yüzey temizleyicisiyle beraber kullandığımda çok ama çok güzel. Evim böyle bebek kokuyor resmen. Gerçekten de tozlandırmayı antitoz diyor. Tozlandırmayı geciktiriyor. Ama bu bitti. Şimdi elimde mavi suyum var. Biliyorsunuz mavi sular var. Onu kullanıyorum. O da bitince tekrardan bu da indirimde ve olursa alırım. Ben aldığımda 10 liraydı. Şu anda galiba pahalanmış. Uzun süredir kullanıyorum çünkü. Bu da çöpe gidiyor yani. Daha sonrasında bu file marketlerde satılan Actisoft'un yumuşatıcısı arkadaşlarım. Bu üründen çok bahsettim size, biliyorsunuz. Gerçekten parfüm kapsülleri ile daha uzun sürede etkisi sağlıyor. Kokusu o kadar güzel ki çiçek rüyasını tavsiye ediyorum. Diğer Manolya vardı bir de galiba. Ama ben onu çok sevemedim. Aralarında bu Actisoft'un yumuşatıcılarından en güzeli çiçek rüyası olan, şöyle dibinde çok azıcık da kalmış. Bundan çok ama çok memnunum. Yani haftalar dahi geçse çamaşırlarımda kokusu böyle dolabım buram buram yumuşatıcı kokuyor. Çiçeklerin değişik bir kokusu yani. Bilmiyorum içinde neler var, hangi çiçekler var bilmiyorum ama yazmamışlar da. Çok beğeniyorum. Bunu tekrardan file markete gidince alacağım. Daha sonrasında bu Finish'in koslasını bitirdim. Kristal beyazlık diyor. Ben çamaşır suyu kullanmıyorum beyazlarımda arkadaşlarım. Bu kostayı kullanıyorum. Gerçekten de beyazlatıyor ve lekeleri çıkartıyor. İndirimde buldukça bundan da alıyorum. Benim biten ürünlerim bu kadardı şimdilik arkadaşlarım. Bittikçe ya da yeni ürünler aldıkça sizlere yorumlayacağım diyorum. Evet arkadaşlarım, benim biten temizlik ürünlerim bunlardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Başka daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Elifli günlerle kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip yorum yazarsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere.